Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir mekandan sesleniyoruz. MediaMarkt'ın Bakırköy Marmara Forum mağazasından sizlere sesleniyoruz. Bugün ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Elektrikli skuterlar. E-skuter olarak geçiyor, elektrikli skuter olarak geçiyor. Son yıllarda hayatımıza girdi. Farklı şekillerde kullanılabiliyor. İstiyorsanız siz sahip olabiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz ki birçok farklı modeli de. Hemen burada mesela Xiaomi'yi görüyorsunuz veya farklı markaların modellerinde MediaMarkt mağazalarında görüp, kullanıp, deneyimleyebilirsiniz ve en azından nasıl ürünler olduğu konusunda da fikir sahibi olabilirsiniz. İsterseniz de kiralanabilen de ürünler bunlar biliyorsunuz. Farklı farklı şirketlerin de ürünleri var ama ben kendimin olsun, ben istediğim zaman kullanayım derseniz MediaMarkt mağazalarında birçok modeli bulabileceğinizi söyleyelim. Şimdi ben elektrikli skuterlarla ilgili bazı bilgiler vermek için de bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Elektrikli skuterlar şurada gördüğünüz gibi bir tasarımlı oluyor. 3 aşağı 5 yukarı genelde marka, modele göre değişmekle beraber farklı farklı ürünler olmasına rağmen genel tasarım bu şekilde oluyor. Yani bir direksiyonumuz var. Bu direksiyonun bir kaideye bağlı bu şekilde duruyor. Önde ve arkada birer tekerlek olmak üzere iki farklı tekerleğimiz var. Bu ürünlerin hemen hemen tamamının arkadaşlar şöyle bir güzel bir özelliği var. Taşımak istiyorsanız şöyle birçoğunda farklı mekanizmalar olmakla beraber şu şekilde katlayıp ki ortalama ağırlıkların da 13 ila 15 kilogram olduğunu söyleyeyim. Taşınabilir bir hale geliyor. Yani bununla diyelim ki bir otobüse bineceksiniz ya toplu taşımaya bineceksiniz, trene veya bir metroya bineceksiniz. Bu şekilde katlayıp elinizde taşıyıp götürebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Daha sonra böyle kapattığımız zaman da bu şekilde şöyle bir göstermiş olayım. Bu şekilde kullanılabiliyor. Bu tarz ürünün tamamında bir pil bulunuyor, bir batarya bulunuyor. Batarya da üstüne çıktığımız, ayağımızda durduğumuz şu kısımda yer alıyor. Tabii ki doğal olarak bir batarya varsa aklımıza şu soru geliyor. Menzil ne kadar? Nasıl şarj ediyoruz? Normal 220 volttan şarj oluyor bunların tamamının bataryası arkadaşlar. Menzilde üründen ürüne değişmekle beraber işte 20 kilometreden başlıyor. Tabi kullandığınız işte eğime göre, hava şartlarına göre değişmekle beraber 30-35 kilometreye kadar çıkan bir menzilden söz etmek mümkün. Yani böyle bir ürünü aldığınız zaman 30-35 kilometre kadar bir mesafede kullanabiliyorsunuz. Peki son hızlar ne aşamada? Bu tarz ürünlerin hızı 20 kilometreden başlıyor saatte 20 kilometre hızdan 30 kilometreye kadar gidebiliyor. Söylediğim gibi bu birazcık da ürünün işte kapasitesine bağlı, pil kapasitesine bağlı, tekerleklerinin küçük ya da birazcık büyük olmasıyla da değişmekle beraber ortalama olarak bu tarz hızlardan bahsedebiliriz. Özellikle şehir içi ulaşımında kullanılmak üzere tasarlanan bu ürünler böyle yazlık mekanlarda da kullanılabilecek gayet başarılı modeller olarak karşımda çıkıyor. Eğer bir tanesine sahip olursanız bunu büyük bir şehirde yaşıyorsanız otobüse giderken otobüs durağına kadar ki mesafede kullanmanız, metrobüste kullanmanız, metroda kullanmanız, vapurda kullanmanız ve bu tarz yerlerde kişisel ulaşım amacıyla kullanmanız mümkün hale gelecektir. Yani çok fazla efor harcamadan belli bir hızda gideyim ve otobüse, metroya falan binmek için kullanmak üzere de bir araç arıyorsanız bu tarz elektrikli skuterları sizlere öneriyoruz. Şimdi elektrikli skuterlarda normal aslında bisiklet ya da motosiklet gibi kullanabiliyoruz ama bazı ufak tefek farklılıklar var. Genelde pil durumunu görebileceğimiz küçük bir ekranı oluyor. Kimisinde renkli olabiliyor, bazında mono bir ekran olabiliyor. Ayrıca gaz için de böyle gaz için herhangi bir böyle bir gaz modülümüz de bulunuyor. Ayrıca fren için de şöyle bir fren mekanizmamız da bulunuyor. Hatta bir kısmında böyle zil şeklinde çözümlerin de olduğunu söyleyeyim. O zile bastığınız zaman etraftaki insanları uyarabiliyorsunuz. Peki ne gibi senaryolar olabilir kullanım senaryolarında? Az önce söyledim aslında. Şehir içi ulaşımında kullanılıyor. Ama şöyle bir senaryo olabilir. Mesela otomobilinize giremediğiniz ya da girdiğiniz zaman çıkmanızın zor olan mesela Eminönü bölgesi, İstanbul'daki Eminönü bölgesinden bahsedelim. Oralara otomobil park etmek gerçekten zor. Park yeri bulsanız çıkmanız da yine aynı şekilde sıkıntı. Ama mesela bunu aracınızın bagajına koydunuz ve işte diyelim ki parkın olduğu bir yerde park ettiniz, aracınızdan bunu çıkartıp bununla iş yerinize gidebiliyorsunuz. Yani 3-5 kilometrelik bir mesafeden bahsediyorum. Rahat bir şekilde sizi götürebiliyor. Bu tarz senaryolar açısından aslında faydalı. Özellikle sahil kesimlerinde bakkala giderken ya da bir yere ulaşırken ya da işte sahile giderken ya da eve giderken kullanabileceğimiz araçlardan bir tanesi de böyle elektrikli skuterlar ve günümüz şartlarında da baktığımızda arkadaşlar pratik olmaları, fiyatlarının bisiklet işte veya diğer ürünlere göre nispeten daha makul olması ve enerji gerektirmemesi. Yani sizin kendinizin bir enerjisine ihtiyacı yok. Cihazın zaten pili olduğu için ve elektrik motorları olduğu için de kendi enerjisini kendisi sağlayıp o şekilde ilerleyebiliyor. Bu da
şey anlamında, hani efor sarf etmeden bir yere gidip gelme anlamında çok da işe yarayan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bugün sizlere Bakırköy Marmara Forum Mediamarkt mağazasından seslendik. Elektrikli skuterleri anlatmaya çalıştık. Bu ürünlerle ilgili aklınıza takılan, merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda teknolojioku.com adresine de sizleri ziyaret etmenizi bekliyoruz. Orada da çok güzel ürünlerimiz, çok güzel haberlerimiz bulunuyor. Bu tarz ürünleri de merak ediyorsanız Mediamarkt'ın gerek bu mağazasında gerekse diğer mağazalarında da bu tarz e-scooterları görüp deneyimleme imkanınız olduğunda altını çizeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.